Aslı. Ya ben bu yaşananlardan dolayı kendimi sorumlu tutuyorum. Yani bu olay canımı çok sıktı. Sana başka bir iş baksak. Hayır Volkan, istemiyorum. Ben zaten bir süre çalışmayı düşünmüyorum. Tamam, bizim bünyemizde olmak zorunda değil. Çağla ve Burak'ın gelemeyeceği bir yer olsun. Buna ne dersin? Hayır Volkan, ben zaten size ait bir yerde çalışmakla büyük hata ettim. Bir süre çalışmayı düşünmüyorum. Üzgünüm, bunu açmak zorundayım. Yoksa Çağla daha çok çıldıracak. Efendim. Volkan'cığım, bana dünle ilgili hala kızgınsın değil mi? Bu yaşananlardan sonra nasıl olabilirim Çağla? Yaptıklarına gerçekten inanamıyorum ya. Ben seni tanıyamamışım. Çok özür diliyorum gerçekten. Buran son zamanlarda yaptıkları beni o kadar çok üzdü ki kimin neye saldıracağımı şaşırdım. Aslı'nın hiç suçu yokken ona öyle davrandığım için çok pişmanım. Bak Çağla, her ne olursa olsun Aslı ile konuşmadan onu suçlaman çok yanlış. Haklısın. Ama gerçekten çok üzülüyorum. Aslı ile konuşup ondan özür dilemem lazım. Bu konuda bana lütfen yardımcı ol. Bu olanlardan sonra Aslı'nın seninle konuşmak isteyeceğini pek sanmıyorum. Lütfen Volkan. Aslı ile konuşup ondan özür dilemem gerekiyor. Aslı senin kız arkadaşın. Yarın öbür gün aile olacağız, yüz yüze bakacağız. Küslük olsun istemem. Tamam. Ben Aslı ile konuşacağım. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Yarın sizi yeni evimize beklerim. Bahçede barbekü yaparız. Aslı'yı da ikna et lütfen. Elimden geleni yapacağım. Hoşça kal. Üç kuruşluk kız için bu kadar yalvardığıma inanamıyorum. Ama uğraştığıma değecek. Aslı'ya gerçekte kim olduğunu hatırlatacağım. Burak'ın peşinde gezmenin ne demek olduğunu anlayacak. Çağla yaşananlardan dolayı çok pişman olduğunu söyledi. Ve senden özür dilemek istiyormuş. Onun özür dilemesini falan istemiyorum. Onun yüzünü görmek bile istemiyorum. Benden uzak dursun yeter. Aslı bak, böyle bir şey istiyorsan bu özrü kabul et ve konuyu kapat. Biz de bu yalana bir süre daha devam edelim. Hayır Volkan. Ben artık yalan istemiyorum. Aslı, ben Çağla'nın ne yapacağını kestiremiyorum artık. Ya bir de amcamın evinde kaldığını duyarsa eğer, çok kötü şeyler olabilir. Aslı bak, sana hak veriyorum. Ama artık Çağla bizim sevgili olduğumuza inandı. Ve herkesin iyiliği için biz bu yalana devam etmeliyiz. Ya tamam, senin de anlıyorum. Ama Çağla da çok pişman. Bu duruma gelmişken senin böyle davranman bütün şimşekleri üzerine çekebilir. Yani bizim yüzümüzden bu kadar üzülmeni istemiyorum. Tamam. Ama son kez. Tamam, bunu halledelim. Gerisi kolay zaten. Çağla senin peşini bırakacaktır. Umarım öyle olur. Neyse, benim eve geçmem gerekiyor. Gidebilir miyiz artık? Gidelim. İstersen Aslı'cığım, ben yarın gelip seni alırım. Tamam, teşekkürler. Aslı, iner misin şu arabaya? Burak, bak bir gören olacak. Gider misin lütfen? Hayır. Asıl binmezsen bir gören olacak. Bin şu arabaya, konuşmamız lazım. Neredesin sen sabahtan beri? Benim telefonlarımı açmıyorsun ama Volkan'la buluşuyorsun. Nereden geliyordunuz? Hem senin ne işin var bu Volkan'la? Ya sen ne söylediğinin farkında mısın? Sakin ol önce. Nasıl sakin olabilirim ya? Sabahtan beri sana ulaşmaya çalışıyorum. Çıldırdım meraktan, anlamıyor musun? İşi de bırakmışsın.
Ben olanlardan sonra orada daha fazla duramazdım Burak. Bana haber verebilirdin. Tamam. Ne desen haklısın. İşi bırakmakta da, bana kızmakta da, her şeyde haklısın. İstersen bana bağır çağır, ağzına geleni söyle ama bunu yap. Sessiz kalma. Senin sesini duyamayınca, sana ulaşamayınca delirecek gibi oluyorum, anlasana. Lütfen bak, bir daha ne olursa olsun telefonlarını açmamazlık yapma. Nerede ve kiminin olduğunu haber ver. Seni Volkan'la görünce çok kötü oldu. Tamam. Haber vermeye çalışacağım. Volkan'la neden buluştunuz? İşten ayrıldığımı öğrendiği için biraz endişelenmiş. Yani görüşmek için ısrar etti. Sen de onu kıramadın öyle mi? Benim telefonlarımı açmadın ama onunla görüşmeyi kabul ettin. Burak, bu şekilde bağırıp beni azarlamaya devam edeceksen ben eve gidiyorum. Tamam. Tamam, sinirlenmiyorum. Tamam dedim aşkım. Tamam, sakin. Ne konuştunuz peki? İstersen sana yeni bir iş ayarlayabilirim dedi. Nerede? Nasıl bir iş istiyorsan ben sana ayarlarım Aslı. Artık Volkan'la arana mesafe koysan iyi olur. Yarından sonra ben de öyle yapmayı düşünüyorum zaten. Yarın ne var ki? Çağla bizi evine davet etti. Bana yaptıkları yüzünden özür dilemek istemiş. Sen de bunu kabul mü ettin? Ne yapabilirdim Burak? O yemeğe gitmeyeceksin Aslı. Bak Volkan bir yalan söyledi. Bunu daha fazla uzatmanızın bir anlamı yok. Ama ben gitmek zorundayım. Anlamıyorsun. Eğer bu yalanı sürdürmezsem üstüme gelmeye devam edecek. Ben daha fazla şüphe çekmek istemiyorum. Eğer sizin evinizde yaşadığımı öğrenirse... Ya ben önemli değilim. Ama annemi riske atamam. Sen herkesten önemlisin. Ben senin üzülmene, kırılmana dayanamıyorum. Sadece biraz zaman. Ben her şeyi düzelteceğim. Bana inan. İnanıyorum. Babama Çağla'dan ayrıldığımı nasıl söyleyeceğim? Yine hayal kırıklığına uğrayacak. Efendim? Bahçeye doğru baksana. Biliyorsundur herhalde. Bence mümkün. Şu an odamdayım. Yatağıma yattım. Sen de yat. Birlikte olduğumuzu hayal et. Birbirimize sarılmışız.
şu an yanındasın. Hissediyor musun? Evet. Ben de seni hissediyorum. Uykun geldi mi bir tanem? Evet. Kollarında o kadar rahatım ki. Hadi uyu aşkım. Tamam. Ama bana sarılmayı bırakma onu. Hiçbir zaman. Günaydın. Günaydın anne. Ben mutfağa geçiyorum. Tamam anneciğim. Günaydın aşkım. Bana bir tost yapar mısın? Aslıcığım, sen işe gitmedin mi? Şükran abla, ben işi bıraktım. Okulların açılması yakın ya, yetenek sınavlarına hazırlanacak. Aa, çok güzel. Oku Aslıcığım, oku. Şimdiki aklım olsaydı defterden kitaptan başımı kaldırmazdım. Okumak, öğrenmek kadar güzel bir şey yok. Hele bir kadın için. Kendi ayaklarının üzerinde durman çok önemli. O zaman seni kimse yıkamaz. Önce mesleğini al eline, tak bileziği koluna, diğer her şey sonra. Ne güzel söyledin arkadaşım. Ben de tam böyle söylüyorum. Aslı çok akıllı bir kızdır Emel'ciğim. Eminim seni hiç üzmeyecek. Ben de eminim. Kuzum benim. Kahvaltılıklar hazır mı? Hazır canım. Al bakalım, bu da oldu. Götür bunları. Günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın. Ben kaşarlı bir tost alabilir miyim? Tabii Burak Bey. Ben de alabilir miyim bir tane? Ay Nihal, ben sana bundan aldırdım hayatım şimdi kaşarlı tostu. Tamam Şükrancığım. Ya oğlum sen ne yapıyorsun bugün? Spor kulübüne gidecek misin yoksa holdinge mi geleceksin? Önce kulüpteki işlerimi halledeceğim baba. Holdinge daha sonra geleceğim. Güzel. Emel'ciğim, Burak Bey için bir kaşarlı soslu yapar mısın? Olur. Ben kendime yapmıştım ama isterseniz bunu götürün. Ben kendime yine yaparım. Tamam. Eline sağlık. Elif nerede? Burak'ın odasını toplamaya gönderdim. Tamam o zaman. Aslı, yavrum hadi sen de hemen bu çayı Şükran teyzene yetiştir. Tamam.
Tostunuz Burak Bey. Teşekkürler. Afiyet olsun. Aslıcığım, benim ellerim dolu. Sen servis yapıver tatlım. Hadi. Teşekkür ederim kızım. Afiyet olsun. Ben de bir çay alabilir miyim? Tabii. Ay, ay, özür dilerim. Ay dikkat etsene. Canım benim, iyi misin? İyiyim anneciğim, iyiyim. Ay sıcak çay üstüne dökülüyordu ya. Niye Şükran yapmıyor servisi? Benim hatamdı anneciğim. Bir şey yok. Sen iyi misin? İyiyim. Tekrar özür dilerim. Ya Sevda'cığım, bu kadar abartacak bir şey yok değil mi yani? Mutlarım biraz çay döküldü, o kadar bir şey. Ay yarabbim ya. Ben çıkıyorum. Size afiyet olsun. Bir tanem daha hiçbir şey yememişsin ki. Çok aç değildim ben zaten ya. Size afiyet olsun. Bir tanem, kahvaltı en önemli öğün yani. Öyle geçiştirerek olmuyor ki. Yani Selda bana ayrı, Burak'a ayrı. Ay hayatım, tamam artık Selda sizinle ilgilenmeyecek. Kabahat bende yani, bıraktım. Görüşürüz. Güle güle oğlum, iyi çalışmalar. Güle güle canım. Selda, şundan biraz tadayım ya. Yemedi çocuk zaten. Şükran niye çalışıyor bu evde? Hani niye çalışıyor? Ya, tamam, bugün de böyle olmuş ama önemli bir şey yok. Ben bu evde hizmetçi bile olamam. Efendim? Canım, iyi misin? Ya annem bazen böyle aşırı tepkiler verir. İnan seninle bir alakası yok. Önemli değil. Annen haklıydı zaten. Benim narin, hassas sevgilim. Biliyorum, kırıldın. Ama lütfen üstüne alınma. Canım bak, ben işe gideceğim. Sen ne yapacaksın? Ben de Gonca ile buluşacağım. İzinliymiş bugün. Akşamı da biliyorsun zaten. Hala oraya gitmen hiç işime sinmiyor. Ama gitmek zorundayım. İşimden oldum. Evimden doğmak istemiyorum Burak. Tamam. Tamam canım. Konuşuruz yine. Ben bir kulübe uğrayıp turnuva ile ilgili son hazırlıklara bakacağım. Haberin olsun. Tamam. Bak ben şimdi çıkıyorum evden. Sen ne yapacaksın? Eğer sen çıkacaksan bırakayım seni. Hem çok özledim. Görmüş olurum. Sana da hayır diyemiyorum ki. Tamam. Her zamanki yerde bekliyorum. Tamam, görüşürüz. Ay Burak, biraz daha hızlı gider misin? Ya trafik duracak resmen. İnsanlardan azar işiteceğiz. Benimle birlikte bir yerde oturmuyorsun. Bari buna karışma. Ne güzel işte bu. Seni seyrede seyrede gidiyorum. Hangi çiçeği seviyorsun hayatım? Hepsini severim. Hepsi çok güzel. Hepsi mi güzel? Tamam. Hepsini alıyoruz ablacığım. Ha, öyle demek istemedim. Sana dünyadaki bütün çiçekleri alsam az kalır. Çok teşekkür ederim. Hepsi çok güzel. Mis gibi kokuyorlar. Baksana ya. Ben hala bir tek senin kokunu alıyorum.
Kendine dikkat et. Olur mu? Sen de öyle. Teşekkür ederim. Çiçekler burada kalsa olur mu? Tabii ki kalabilir. Görüşürüz. Görüşürüz. Aslı ya, bir gün görüşmedik, bana bir yıl gibi geldi. Bana da öyle geldi Goncacığım. Sende bir değişiklik var. Ne gibi? Kızım güneş gibi parlıyorsun, çok güzelsin, çok. Gerçekten mi? Artık o çocuğa nasıl aşık olduysan. Oldum değil mi Gonca? Oldum tabii şapşal. Hadi anlat bana, ne var ne yok, nasıl gidiyor, mutlu musun? Yani son gelişme olarak her şey çok yolunda, çok güzel gidiyor. Tabii son anda kötü bir şey olmazsa. Biliyorsun Volkan Çağla'ya tekrar barıştığımızı söyledi. Evet evet, biliyorum onu. Çağla da bizi evine davet etti. Kızım ne diyorsun? Nasıl yani? Aslı, Çağla'nın evine gitmen konusunda çok huzursuzum. Ya Gonca, gitmek zorundayım. Yani eğer gitmezsem yalan söylediğimi düşünecek, şüphelenmeye başlayacak. Öyle ama Aslı, ben bu kızdan çok korkuyorum. Hiç güvenmiyorum. Senin ne olursa olsun ondan uzak durman lazım. Ya aklım sende kalıyor, merak ediyorum. Bir daha üzülmeni istemiyorum. Ya kıyamam. Merak etme, tamam mı? Tamam. Efendim şu an bir kız arkadaşıyla birlikte. Sence bundan bir şey çıkar mı? Olabilir efendim. Çok samimi duruyorlar. Tamam. Takip et bakalım. Kimmiş? Neyin nesiymiş? Tamam efendim. Kalkalım mı artık? Olur. Ama bana haber ver mutlaka. Aklım sende kalacak şimdi yine. Tamam, merak etme. Bir dakika, elimden tut. Gel. Tek başıma gelemem. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayat...